Tavuk pirzolayı mutlaka böyle pişirin. Dünyanın en kolay ve en lezzetli fırında tavuk tarifi oluyor. 5 dakikada doğruya fırına atın ve lezzetine doyamayın diyorum. Mutlaka kaydedip deneyin. Denemesini istediğiniz arkadaşınıza gönderin. Ve yeni tariflerimden haberdar olmak için kanala abone olun. İlk olarak tavukların marine sosunu hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı çekilmiş kişniş tohumu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber. 2 büyük diş de sarımsağı ezip ekliyorum sosun içerisine ve ardından tüm malzemeleri güzelce karıştırarak efsane lezzetli bir tavuk marinasyon sosu hazırlıyoruz. Bu zamana kadar yaptığım ve en sevdiğim tavuk marinasyon soslarından bir tanesi. soya soslu tavuk marine sosu gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Hazırladığımız bu lezzetli marinasyon sosundan 3 yemek kaşığı kadarını bir kenara ayırıyorum. Ayırdığım bu sosu sebzelerin üzerine dökeceğim ve sebzeleri lezzetlendirmek için kullanacağım. Kalan sosu da şimdi yarım kilo tavuk pirzolanın üzerinden döküyorum. Ve tavukların her yerine gelecek şekilde sos ile birlikte tavukları güzelce karıştırıyorum. Eğer vaktiniz varsa 2-3 saat tavukları bu sos ile dinlendirebilirsiniz. Hatta bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Vaktiniz yoksa da tavukları sosladıktan sonra direkt olarak fırın tepsisinin içerisine alıp pişirebilirsiniz. Benim vaktim olduğu için birkaç saat buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum. Şimdi sıra geldi bu fırında sebzeli tavuk olanın sebzelerini hazırlamaya. Evde hangi sebze varsa onlarla hazırlayabileceğiniz şahane bir fırın yemeği aslında. Ama benim için bu tarifin olmazsa olmazı içine eklediğim bir tane dilimlenmiş limon. Limon ne alaka diye düşünmeyin. Önceki tavuk pirzola tariflerimde de kullandım. Bana güvenip limon ile deneyen herkes limonun bu yemeğe verdiği aromaya lezzete bayıldı. Mutlaka ama mutlaka limon ile deneyin diyorum. Sebze olarak da patates, soğan, mantar, patlıcan ve kırmızı. Kırmızı biber kullandım ben ve tabii ki olmazsa olmazı limon. Üzerinden biraz zeytinyağı, tuz ve ayırdığımız sosu ekleyip sebzeleri güzelce karıştırıp fırın tepsisinin içerisine yaydıktan sonra artık sebzeli tabanımız da hazır oldu. Dediğim gibi evde hangi sebze varsa onunla hazırlayabilirsiniz ama limon eklemeyi asla unutmayın. Soslamış olduğumuz tavuk pirzolaları da şimdi sebzelerin üzerinden böyle tek tek yerleştiriyorum güzelce. Fırına göndermeden önce dilimlemiş olduğum birkaç tane domates de şöyle araları diziyorum ve ardından hazırladığımız sebzeli tavuk pirzolayı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında Yaklaşık 45-50 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Güzelce pişip nar gibi kızaran tavuklar artık servis için hazır oluyor. Hemen fırından çıkarıp ilk sıcağı çıktıktan sonra hazırladığım bu fırında tavuk pirzola tarifini servise hazırlıyorum. Eğer tavuk pirzola nasıl pişilir diyorsanız, tavuk pirzola tarifleri arıyorsanız, fırında sebzeli tavuk tarifi hazırlamak istiyorsanız... ...bu bol sebzeli inanılmaz lezzetli ve yapması aşırı kolay fırında tavuk pirzola tarifini... Mutlaka deneyin diyorum. Eğer hazırladığım bu tarifi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olun. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.